Üf. Ahıra çevirmiş pis adam ya. Alo. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum, sen? Seni özlüyorum. Ben de. Biraz ortalığı dağıttım ama sana da patlamış olabilir sokağa çıkma yasağı falan. Var öyle bir şey evet, ama ben yine de çok eğleniyorum. Yani bugüne kadar Hacı'ya bu kadar kök söktüren olmamıştı. Aferin bana. Boyut orada mı hala? Yok, birlikte çıktılar. Allah Allah. Selahattin'in Ahmet'in dışarıda ne işi olur ki? Buraya da gelmediler. Bilmem ama ben bir şey öğrenirsem seni hemen ararım. Tamam. Öpüyorum. Nerede? Dudaklarından. Erol, nasıl oldu senin çocuk? Abi çok şükür toparladı biraz. Bu sabah okula da gönderdik. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Recep, senin? Abi vallahi benim bir günahım yok. Çocuğu soruyorum oğlum. Seninki de hasta değil miydi? Nasıl oldu? Hamdolsun iyi. Ellerinden öper. Kadir. Benim senden bir helallik almam lazım. Dün bir sıkıntı çıkmamıştır inşallah. Çıktı. Hallettik çok şükür. Gece dayanamadım gittim. Mezbaneyi öyle görünce eyvah dedim, oğlanın başını yaktık. Neyse ki çok şükür sağlamsın. O namussuz Ahmet beni korkuttu, biliyor musun? Hacının adamıyım. Senin de başını yakarım falan. Tamam tamam. Kaldır başını. Ama bundan sonra bir şey olduğunda ilk bana söyle. Bir daha tövbe abi zaten. Ne bunlar? Baştan söyleyeyim, hepsi benim hatam. Tamam be oğlum sen de. Allah Allah. Seninle ne alakası var Selahattin'in? Bilsen yapar mıydın? Abiler bırakın muhasebeyi ya. Ne bunlar, söylesenize. Zehirli atık. Ne? Ya bu Selahattin, burada kalmak istiyorsan dediğimi yapacaksın dedi. Sorgusuz sualsiz ben de bunları evlerin bahçelerine gönderdim. Ne zaman oldu mu? Buraya geldikten hemen sonra. E niye söylemedin? Bilmiyorum. Bu kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordum. Sonra hastanelik olaylar olunca çıktı ortaya. Aynur abla birden fenalaştı. Erol'un oğlu falan. Bunların yüzünden miydi yani? Bilmiyorum ama mümkün. İşte biz daha kimseye bir şey olmasın diye bunları buraya topladık ama sonra da ne yapacağımızı bilemedik. Mutfak çöpü mü abi bu? Ne yapacaksın ki zehirli atığı? Ne yaparsın ki? Çukurlara falan kireç döktük. İşe yarar mı ki? Kötü bir şey olmasa bari. Kadir! Kadir! Ne oldu, ne? Ne oldu? Babam mı? Ne oldu? Ama değil çocuklar. Okuldaki çocuklar hepsi çok fena hasta olmuş. Herkes ateşlenmiş. Can pazarı gibi ortalık. Kadir, var bir şey. Gel. Gel. Çabuk. Dur. Abiler siz durun. Durun durun. Şu illetten kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulur siz onu düşünün. Tamam? Durun siz. Gel oğlum, gel.
gel. Bak geldik, hastaneye geldik oğlum, gel. İyileşeceksin, gel oğlum, korkma. Korkma oğlum, hastaneye geldik, gel. İyileşeceksin. Korkma. Gel kızım. Doktor! Bilmiyoruz, birden oldu. Okulda, okulda olmuş. Korkma oğlum. Ben özlüyor musun? Olur mu oğlum öyle şey? Cırcır olmuşsun sen sadece. Tamam mı? Hani evde konuşuyorduk ya, gülüyorduk. O kadar. Hem bak doktor ablaları iyi edecekler şimdi seni, tamam mı? Aslan oğlum benim. Ömer, böyle kendini bırakmak yok hemen. Dik dur abi, dik dur. Baba öleceğim mi ben diyor. Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak, olmayacak. Merak etme, olmayacak. Tamam kızım, iyi olacaksın. Tamam. Ne oldu bu çocuklara? Ne oldu sizin kıza oğlana? Onlar da mı aynı? Ya annem oğlanın aynısı oldu. Önce birdenbire midesi bulandı. Sonra ateşlendi. Allah'ım sen çocuklarımızı koru. Sen onları bağışla yarabbim. Amin amin, korkma korkma. Çocuklar okulda ne yapmışlar biliyor musunuz? Hepsi toprak topladılar sabah bahçelerden. Deney mi yapacaklarmış ne? Sonrası da bu işte. Aynen abi, annen hiç toprağa el sürmüş müydü? Tamam, tamam. Hemen çözülmeyin. Dik duralım. Şimdi biz bir doktorlarla konuşalım. Ne yapılması gerekiyorsa çözeceğiz inşallah. Tamam? Gel abi. Kadir, bize de haber ver. Eğer bu çocuklar Selahattin yüzünden bu haldeyse, bu sefer onu elinden kimse alamaz. Kez ben de tutmam seni. Yani arkadaşlar, şimdi bir açıklama yapmak için henüz erken. Tek tek bakıyoruz çocuklara. Şu anda kesinleşen şey sadece zehirlenme. Hepsinin kanında civaya rastladım. Civa mı? Evet, evet. Biz de şaşırdık. Yani zehirli atık diyeceğim ama bunlar işçi değil ki çocuk. Nereden kaptılar, nasıl bulaştı? Garip yani. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı hocam? Vallahi durum kritik. Zamanında tespit etmemiz iyi oldu. Ama biz de şartlarımızı zorluyoruz. Kapasitemiz sınırlı. Şimdilik idare eder ama eğer imkanınız varsa bazı çocukları diğer hastanelere sevk ederek olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Biz bir ailelerle konuşalım. Elimizden geleni yaparız. Tamam, bir gelişme olursa ben size haber veririm. Nereden çıktı ya? Abi ben sana sonra anlatacağım. Sen biliyor musun ne olduğunu? Sen geldiğinde bunu konuşuyorduk işte. İlhan'la Servet'le. Evet, biliyorlar onlar da. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Mahalleye başka hasta var mı yok mu her yere bak, tamam mı? Bir de babam hasta gibiydi, onu da bir kontrol edersen. Tamam. Tamam, buradayım ben. Tamam. Kadir. Kadir, bir şey öğrenebildin mi? Ne diyor doktor? Neyi varmış çocukların? Ellerinden geleni yapıyorlar, merak etmeyin. Kötü bir şey yok inşallah. Burada herkesin sigortası yok değil mi? Yani çoğumuzun yok. Hadi tedavi neyse de ilaç lazım falan derlerse ona para lazım Kadir. Tamam, halledeceğiz bir şekilde. Umutsuzluğa düşmeyin sakın. Yani kaldırın kafanızı. Kime diyorum ya, kaldırın kafanıza. Bu çocuklar buradan yine güle oynaya çıkacaklar. Bana güvenin. Tamam? İnşallah. Özür dilerim, biraz ihmal ettim ama burada biraz ortalık karıştı. Çocuklar hasta değil mi? Çok mu kötü durumları? Sen nereden duydun? Muhsin buradaydı, geldi anlattı. Ama bizimki hiç oralı değildi. Nasıl oralı değil ya? Burada çocuklar canıyla boğuşuyor. İnsan mı ya o şerefsiz? Sıcak evinin tadını çıkartıyor işte. Hepsi aynı. Allah belasını versin. Ulan var ya, bundan sonra size yağmurlu havada su yok. Kalbinizden utanın be, kalbinizden. Haklısın hacım. Haklıyım tabii. Haklıyım. Bunca adam
bir tane iti kapımdan çomaklayamadınız be. He? Yazıklar olsun. Karnınıza bakan da sizi bir zanneder. Hocamların parasını da sizden keseceğim, haberiniz olsun. Kes kes, kes vallahi acım ya. Bir kapıyı bekleyecekler, onu da beceremiyorlar. Sen sus Muhsin. Sen sanki farklı nanesin. Ne farkın var senin bunlardan? He? Ha yazıklar olsun size be. Kalıplarına bak. Be! Hacı! He, geldi yine. Uzun kaçıran, düzen bozan. Yemin ederim bu sefer sadece kafanızı yarmam, kemiklerinizi kırmak için uğraşırım. Bırakın gelsin. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Gel. Sen burada semirirken millet can çekişiyor. Haberin var mı? Bu köyün yiğidi. Sen misin yiğidim? Hayırdır, ne oldu? O bahçelere gömdürdüğün zehirler yüzünden 30 tane çocuk hastanede. Eğer bir tanesine bir şey olsun, bu evi başına yıkarım bu sefer. Yıkarsın. Sen kısa pantolonla altına işerken ben iş tutuyordum oğlum. O çocukların vebali senin boynuna. Allah Allah. Benimle ne alakası var ya? Belli ki bir salgın hastalık bu. Ama olsun, gene de ne icap ediyorsa yaparız. Ben o çocukların hacı dedesiyim, hacı dedesi. Muhsin, git hastaneye bir bak bakalım. Neymiş, ne değilmiş öğren. Ailelerle de konuş, bir şeye ihtiyaçları varsa söylesinler, hemen şey yapalım. Hay, başlıyoruz. Ne? Başka? Selişciğim, iyi misin tatlım? Selim benim, daha iyi olacaksın tamam mı tatlım? Zeliş'in ne kadar güzel saçları varmış ya. Sen mi tarıyorsun annesi? Ben tararım ya. Ay, çok kıskandım ama şimdi ben. Tokası da çok güzelmiş. Keşke benim de öyle tokam olsa. Olur, senin olsun. Canım benim. Sana daha çok yakışıyor ama. Sen iyileş, Tancık. Sonra birlikte gider, yenilerini alırız, tamam mı? Abla, tokamı açarım seni. Ben bir su getireyim Zeyşe. Sağ ol Büşra. Abi. Abi, hadi sen artık çık bir hava al. Hadi bak, burası bizde. Doktorlar bir şey dedi mi? İyiler. İyiler. Allah'ın izniyle daha iyi olacaklar inşallah. Hırsımı alamıyorum Müşra. Ne bu çocuklara bunları yapandan, ne de kendi güçsüzlüğünden. Abi yapma şöyle, hadi. Hadi çık bir hava al, ne olur. Çay iç, bir şey yap. Vallahi bak, sana ne iyi gelecekse git onu yap sen. Hadi. Bana neyin iyi geleceğini biliyorum galiba. Hazine dedi ki hiç merak etmesinler. Ben desteğimi her türlü vereceğim, yani ilaç, para, aklınıza ne geliyorsa. Bu düzen değişecek dedi, hiç merak etmesinler dedi yani. Düzen aynı da ne zaman değişecek, onu söyleseydi bir de. Yani işte ben de emir kuluyum biliyorsun. Kaybolma. Çocuklara ne olduğunu biliyor musunuz? Abi kurban olayım, kötü bir şey deme. Vallahi yüreğim kaldırmaz. Acının gömdürdüğü zehirli atıklar. Onlar yüzünden dağıldı çocuklar.
Oyun zannedip toprakla oynamışlar işte. Allah belasını versin, kansız köpek. İlhan'ın gömdüğü ovariller öyle mi? Aynen öyle. İlhan'ın da sonradan haberi oldu. Servet'le Çöpköy'den uzağa bir yere taşıdılar ama artık olanlar oldu yani. Ne diyorsun abi peki? Hesabını soralım diyor. Artık boyun eğmeyelim diyor. Kaybedecek bir zincirlerimiz kaldı. Gerekirse de kaybedelim diyor. Ne yapalım abi? Sen söyle. Yak da yakalım. Yık da yıkalım. Arkandan çekilirsek namerdiz abi. Bak bu kadar söylüyorum sana. Biz birlik olursak gerisi gelir. Ama ne yaparsak sessizce yapmamız lazım. Aklında bir şey var abi senin. Var. Böyle yapabilirim. Şş, yavaş yavaş, sakatlık içeri. Çalışıyorum burada. Kafasına vurabilirim. Başlıyoruz beyler. Hadi. Ensesine vururum. Tamam, sakinim ben. Latif, oğlum vursana. Latif, Latif vursana oğlum. Sakın kendini. Yapacağın iş. Ne bekliyorsun o kadar? Ne yapayım lan? Heyecanlandım. Oğlum çıkar, maskesini çıkar. Çıkar lan. Maskeyi giyemem. Şş, bana bak. Bulamadık bir yer. Şu havuzda işim işte. Ya saçmalama oğlum. Bulacağız bir yer. Oğlum çok sıkıştım lan. Bir yerde bilmiyoruz ki. Dur, bu tarafta ağaçlık yer var. Bakalım. Ben de sıkıştım. Tamam, hızlı yürü. Hızlı hızlı. Kimseye gözükme lan. Yakalanmayalım kimseye. Sağa sola kontrol et de. Ben biraz sert vurdum. Bir şey olur mu? Ha, doğru, haklısın. Uyandıklarında özür dilersin ya. Niyetim o kadar sert vurmak değil. Dalga de. Geçme benimle. Bir daha vurdum ya. Dalga geçme benimle. Ben diyorum ki adamın beyin kanaması falan olursa erken müdahale hayat kurtarır. Abi sen ciddi misin ya? Ciddiyim tabii. Adamın kafasına vurdum burada. Al, al şunları, maskesini al. Salladım heyecandan. Seninle operasyona çıkalım ben. Ha, çünkü ben çok operasyona çıktım daha önce. Salak salak şeyler. Şöyle gidelim. Ne yapıyorsun lan sen burada? Çekirdek çitliyor. O bu saatte. Yasak mı? Yasak. Ne işim var bu saatte ya? Sıkıntı mı var ya? Aa, sıkıntı oldu. Al da ver. O benim. Ha? Bu kadar hazırlık benim için mi ya? Ha? Burnumu kırdın lan.
Ne daha güzel oldu böyle, ha? Kimse valilere temas etmesin. Vallahi hastanede hiçbirinize yer yok ağına göre. Ne yapıyoruz şimdi? O havuzun esansı eksikti tamam mı? Hadi. Hadi. Ben anlamadım. Ah. İyi misin Katya? Tamam, ben de. Korkum size. Hayırdır inşallah. Ulan yine mi sen? Ne var? Bu sefer camı kırasım gelmedi. Hep aynı numara olmasın. Sen gel aşağıdayım. Havuzun başında. İyi. Bekle geliyorum. Ulan Kadir. Seni öyle bir deliye gömeceğim ki. Ölmek isteyeceğim. Ama ölemeyeceğim. Yendin, öyle mi? Amacım galibiyet değil. Bunu yaptım çünkü artık sana boyun eğmeyeceğim. Elinden geleni ardına koyma. Ha, başıma bir bela gelmesin diyorsan, sana yapacağını söyleyeyim. O hasta çocuklar senin sorumluluğunda. Artık ilaçlarını mı aldırırsın? Özel hastanelere mi kaldırtırsın? Yersen ya, orası senin bileceğin iş. Yapmazsam? Kalan zehri de mezarına dökerim. Kadir. Söylediğin her şeyi kabulüm.
Ama müsaaden olursa bir çift de benim lafım var. Ben öyle senin sandığın kadar kötü bir adam değilim. Benim bir ortağım var. Bütün bunları bana zorla o yaptırıyor. Kim? Tanırsın, tanımazsın bilemem. İlhan'ın yakın arkadaşı. Düne kadar aralarından su sızmıyordu. Begüm mü? Begüm evde mi? Bilemezsin. Birini mi bekliyordun? Hayır Begüm Hanım. Ne oluyor? Ne oluyor? Babamın Selahattin'e sen mi ihbar ettin? Ben yakalanmayacağımı biliyordum. Evet mi, hayır mı? Evet. Bak şu adamları görüyor musun? Eğer tek bir yanlışını görürsen... ...o adamlardan beter ederim seni. Mezarını bile bulamazlar. Vedat'ı ara. Hemen. Tabii efendim. Abi çocuklar iyi. Buradan şimdi ambulanslarla başka yere de götürüyorlar. İyi olacaklar inşallah. Her şey yolunda yani. Allah'a şükür toparladılar baba. Hadi babamı da alın. Baba yoruldum seninle. Bak çocukları bırakmıyorsun ama burada yapacak bir şey kalmadı. Hadi geçin. Kadir haklı babacığım. Hadi gel biz eve gidelim. Sen de biraz dinlen artık. Kadir, benim içimde kötü bir his var. Bu şerefsiz bir namussuzluk yapacak yine. Başımızı belaya sokmasın. Yok baba. Cesareti varsa buyursun. O günler geçti, geride kaldı. Hadi geçin dinlenin. Hadi. Hadi Emin amca biz gidelim. Şimdi Büşra Hanım da sana bir çorba yapar sıcak sıcak. Hadi. Hı? Hı. O da ne güzel rahatlatır değil mi babacığım? Polisler. Siz gidin. Ben burada kalıyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Eyvallah'cığım. Aç arkamı. Evet.
İstediğini aldın. Çocukların hepsi iyileşti. Özel hastanede daha iyi bakılacaklar. Yani yendin beni. Bir gururlanmak yok mu ya? Bu ne alçak gönüllülük böyle? Alçak gönüllülük değil. Kendi günahlarımın altında ezildiğimden. Ama tabii sen anlamazsın bunları. Sende bu duygular olmadığı için. Vay laflara bak. Vay başıma gelenler. Garibanın gücü, masumların lideri Kadir. Sen günah işler miydin ya? Acı git başımdan. Zaten canım burnumda. Kadir, sen kendini dev aynasında görüyorsun ama ben senin boynunu ufaltacağım. Ne oldu sen yine ne hainlik peşindesin ya? Haşa, Müslüman adama hainlik yakışmaz. Senin gibisine yakışır. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun komiserim. İkiniz de gözaltına alınıyorsunuz. Nasıl? Tamam bunu anladık. Bu serseri mayının teki de benim suçum ne? Alalım arkadaşları. Komiserim yanlışlık olmasın. Bir dakika kardeşim ya. Açıklama yapsanız. Yapacağım ama burada değil. Bakın gerçekten komiserim. Bir dakika arkadaş. Ya, bir dakika ya. Komiserim. Bakın bir yanlışlık var. Ya bir durun ya. Komiserim. Bir dinleyin beni. Ya. Ya bir durun be. Levent götürüyor bunları. Evin orada bir pastane varmış. Çalışan da bir kız. Herhalde hani anlarsın ya. Bütün tazeleri böyle seçiyor, veriyor bizim fırlamaya. Yiyeceksin mi? Afiyet olsun. Ya oluyor zaten de. Ama mesele o değil, sen yiyeceksin mi diye sordum. Yok, yemeyeceğim. Ne söyledin ya? Hı, al bir lokma. Kim bilir? Belki de gördüğün son kuru pasta bu olur. Hapishanenin yemekhanesinde hep tatlı olur komiserim. Vay. İyi bilirim diyorsun ha? Kader. Öğrendik. Başka ne öğrendin peki? Cinayet nasıl işlenir? Cinayet planı nasıl yapılır? Olay yerinden nasıl kaçılır? Senin raconu hep bu değil mi? Suçlu takım hep hocalardan oluşur değil mi? Haksız mıyım? Yani ben içeride periyodik tablo ezberleyene hiç rastlamadım biliyor musun? Varsa yoksa bu muhabbetler ha. Ben kimseyi öldürmedim. Yani bu odada da ben öldürdüm diyene rastlamadım. Neyse. Begüm Sevimli ile nasıl tanıştınız? İlhan'ın evinde. Sonra? Sonra bir daha görmedim. (Gülüyor)
Ama bak şimdi sen bana mal muamelesi yapıyorsun. Yani o da benim canımı sıkıyor. Ya benim canım sıkılınca da ben stresten ishal oluyorum ya. Bu benim çocukluktan kalma bir şey. Sen sonradan Begüm Sevimli ile görüştün. Hatta gittin kadını test ettin. Ne oluyor? Ne oluyor? Babamın Selahattin'e sen mi ihbar ettin? Ben yakalanmayacağımı biliyordum. Evet mi, hayır mı? Evet. Bak şu adamları görüyor musun? Eğer tek bir yanlışını görürsem... ...bu adamlardan beter ederim seni. Mezarını bile bulamazlar. Selahattin'in ortağı olduğunu öğrendim. O şerefsiz bizi köle gibi çalıştırıyordu. Bir sürü pis işlerini alet ediyordu. Çalışmasaydınız başka yer mi yok? Ya dosyamda yazıyor. Okumuş mühendis adamsın. İsteydin başka bir iş bulsaydın. Mecburiyetten. Peki Begüm Sevimli ile ne alakası var bunların? Selahattin beni babamla tehdit ediyordu. Yani anlayacağın, bu arkadaşın işine gelmiyordum. Düzenini bozuyordum. O da beni dizginlemek için babamla tehdit etti. Sonra da bunu Begüm'ün yaptırdığını öğrendim. Ve gittin kadının evini bastın. Ama o zaman ben şimdi sana şeyi sorarım. Begüm Sevimli'nin seninle zoru neydi? Yani sen şimdi Selahattin'e baş kaldırınca kadının başı mı ağrıyordu? Oturduğu köşkten seni mi ders ediyordu yani? Bak burada şey de. Ben olay çıkardıkça tesis çalışmıyordu, işler aksıyordu. Dolayısıyla o da para kaybediyordu. Selahattin'i aradı ve dedi ki babasını polise vermekte tehdit et. Bak böyle dersen bu soruyu kolay atlatırsın. Ha? Eğlenmeniz bittiyse sorgunuza devam edin isterseniz. Ha? Ben ediyorum zaten de. Sen burada değilsin, o ayrı. Peki madem seni babanla tesis ettiler, o zaman sen Emin Saruhan'ın nerede olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Niye o zaman gittin, tesis ettin maktulü? Babamı bulup sakladıklarından şüphelendim. Öğrenmenin tek yolu da korkutmakta. Vay anasını be. Vay anasını be. Deli Kadir. Eniştenini o yüzden mi bıçakladın? Korkutmak için. Vallahi birader ne diyeyim ya. Bak şimdi sen adam yaralamaktan içeride yatmışsın. Şu anda karşımda cinayet şüphelisi olarak duruyorsun. Baban yine cinayetten aranan adam. Yeğenin de sen cinayet işlemiş cezaevinde. Ya bir şey diyeceğim. Sizin ailede bu cinayet meselesi genetik galiba ha? Cevap vermek istemediğiniz bir soru olduğunda bana bakmanız yeterli. Ben araya girerim. Tahrik edildiğinizi düşünürseniz durun. Bana bırakın. Sorular kişiselleşirse yine cevap vermeyin. Eğer hakaret edildiğini hissederseniz... Asla karşılık vermeyin. Orada da ben girerim devreye. O zaman ne soracağız biz Sayın Avukat? Neyse, taktikleri aldıysan kaldığımız yerden devam edelim. Begüm'ün adamlarını dövmüşsün. Hatta birinin vücudunda kırıklar var. Sırf bunun için bile seni günlerce içeride tutarım. Doğru muyum avukat? Vekilin bu suçu ağır tahrik altında işledi. Ne tahriki ya? Tahrik mahrik yok. Adamlar içeri giremezsiniz demişler. Döven oldu mu sana? Ha Kadir? Hatta Begüm'ün adamlarını dövmekle de kalmamışsın. Sonra da Begüm'ü ıssız bir yere davet etmişsin.
Böyle bir şey yapmadım. Oh be. Şükür konuştu. Bak, Begüm'ün arabasına ulaştık. Cinayet saati de belli. Sadece senin oraya gittiğin aracın izlerini bulamadık. Ben yapmadım diyorum. Sen bir şey yaptın mı yapmadın mı bilmem. Ama bence aranızdan biri bu işi yapmadı. O da Büşra. O yüzden itiraf et, kurtar kardeşini. Saatlerdir ağlıyor içeride. Yazık değil mi? Onu burada boşuna tutuyorsunuz komiserim. Büşra dünyanın en masum insanıdır. Ne olur salın onu. Hah. Bak. Gece Begüm'ün evine gidiyorsun. Sonra oradan çıkıyorsun. Bizden 15 dakika önce hastanede oluyorsun. Begüm'ün eviyle hastane arası yaklaşık 20 dakika. Ama senin evden çıkıp hastaneye varman yaklaşık 2 saat. Kadir, o 2 saat neredeydin? Çok ihtiyacım var. Benim de sana. Çıkamayacaksan camdan bile görsem yeter. Yarım saat sonra buluşalım. Ben bir şekilde çıkacağım. Tamam. Bundan daha şerefsizini görmedim. Sırf para için insanların ölmesine izin veriyor. Çocukların durumu nasıl? İyi, iyi. Çok şükür Allah'tan iyiler. Ama gözlerindeki korkuyu bir görseydin. Ömer'in oğlu ben ölecek miyim diye sordu ya. Küçücük çocuk. Nasıl bir hayat yaşıyor? Oyun düşüneceği yerde canının derdine düşmüş. Yemin ederim en sonunda zehrini koyacağım kahvesine. O zaman görecek zehirlenmek neymiş. Ben onun öyle bir ışığını yakalayacağım ki. Bundan sonra acı ne derse onu yapmak yok. Ortağından gizliyor bu arada. Bu zehirli atık işte dahil. Yani o kadından bir şeyler saklıyor. Para için yüksek ihtimal. Geçen Muhsin tembihlerken duydum. Selahattin Çöpköy'de Begüm'den habersiz işler yapıyordu. Belki de bunu öğrendi. Sonra Selahattin'i... O yüzden onu ortadan mı kaldırmak istedi? Ha? Ne yapıyordu ki bu kadar? Tesisi kapasitesinden fazla çalıştırıyordu. Güvenlik önlemleri yoktu. Sigortası, işçiler, eksik yatan paralar, bir sürü şey. Oğlum memleketteki işverenlerin çoğu bunu yapıyor zaten. Hatta daha fazlasını. Orasını bilemeyeceğim. Belki de anlaşmazlık buradan başladı. Ve işi sana verdi. Git dedi, Begüm'ü öldür dedi. Ben kimseyi öldürmedim. Abi, bir bakacağım. Cinayet saatinde neredeysen söyle. Tanık varsa gidip hemen görüşelim. Bu iş daha fazla uzamasın. Gerek yok. Begüm Sevimli'nin son 24 saatlik telefon kayıtları. Var mı önemli bir şey? Var. Annemler, babam nasıl? İyi, herkes iyi, merak etmeyin, uğraşıyorlar. Çıkaracağız sizi inşallah. Fazilet Hanım sana, size tabii, börek yapmıştı. Kapıya bıraktım, alır yersiniz. Almazlar ki içeri. Ya benim yüksek yerlerde tanıdıklarım var diyorum, kimse bana inanmıyor ya. Sen getire getire börek mi getirdin ya? Altın günü mü yapıyoruz? Avukat yığman lazım buraya, avukat. Avukat getirdim zaten. Oğlum bir sakin ol ya. Adam bizi düşünüyor. Ne düşünüyor da
Buradayız. Daha çok düşünmen lazım. Geç şöyle geç. Büşra nasıl? İyi iyi. O da iyi, merak etmeyin. Emin misin? Gördün mü? Gerçekten iyi mi Büşra? Eminim, merak etmeyin. Zaten Fazilet Hanım şimdi onun yanında. Buraya da gelecekti de bir kişiye izin verdiler, ben geldim. Ceyhun, bizi habersiz bırakma. Büşra aklından çıkmıyor. Tamam, içiniz rahat olsun. Zaten yakında çıkaracağız sizi inşallah. Bir ihtiyacınız yoksa ben gideyim. Gelirim yine. Sağ ol Ceyhun, eyvallah. Geç şuraya otur, geç. Bir sakin ol. Alt tarafı nezaretteyiz, ne olmuş yani? Sen var ya, hapse girsen iki günde delirirsin ha. Bak ben 4 yıl yattım, böyle geçmez saatler, söyleyeyim. Nasıldı? İyi. Sabah serpme kahvaltı, sonra masaj vardı. Sonra arkadaşlarla satranç turnuvası falan. Nasıl olacak oğlum ya? Serbestsiniz. Nasıl? Ne oldu? Çözüldü mü? O kadar kolay değil. Sadece cinayet saatinde başka yerdeymişsiniz. Tanıklarınız var. Yani en azından şimdilik paçayı kurtardınız. Gidebilirsiniz. Ama soruşturma bitene kadar gözüm üstünüzde olacak. O yüzden sakın İstanbul'u terk etmeye falan çalışmayın. Yoksa buraya geri dönersiniz. Masum olduğumuz için kaçmaya da ihtiyacımız yok. Peki Büşra, o da çıktı değil mi? Yok, o bir süre daha bizim misafirimiz olacak. Nasıl? Neden? Ben karımı bırakamam. Buradayım. İyi. Sen gir o zaman tekrar içeri. Bizde yer yok. Otel mi lan burası? İstediğin zaman gir, istediğin zaman çık. İnan saçmalama. Hadi, hadi bir çıkalım. Hadi. Memur Hanım, affedersiniz. Öyle. Müvekkilim çok uzun zamandır içeride de, merak ettim. Mümkünse kontrol edebilir misiniz? Bir bakayım. Teşekkürler. Burada kimse yok. Nasıl ya? Ben kapıdayım. Tamam. Firuze? Çıktım, bıraktılar değil mi seni? Ne yapıyorsun sen burada? Sen mi verdin ifadeyi? Ya sen deli misin? Selahattin öğrenirse neler olur? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ben hallederdim. Öğrenmedi ama anladı galiba. Ne olacaksa olsun Kadir, içeride kalmana gözüm olmaz. Her yerde hapis olmaktan bıktım. Firuze Hanım! Çıkmam lazım, sen beni merak etme. Firuze Hanım! Ah be Firuze. Tamam mısın? Tamam. İkinize de geçmiş olsun. Sağ ol ama geçmedi henüz. Bu işi çözmemiz lazım. Büşra hala içeride. İnşallah onu da çıkaracağız ama şimdi Servet bizi bekliyor. Anlatacağı önemli şeyler varmış. Tamam, siz gidin, ben buradayım. Büşra'yı yalnız bırakmayayım. Tamam ama bir delilik yapma. Bir şey olursa da haber ver.
Alo. Ne oldu? Çıktılar mı? İlhan'la Kadir serbest bırakıldı. Az önce çıktılar. Güzel. Avukat, Büşra'yı da çıkartın. Elimden geleni yapıyorum. Ama başka bir sorunumuz var. Ya ne sorunu ya? Bitmiyor mu bu sorunlar bir türlü? Bitmiyor mu ya? Neymiş? Firuze Hanım. Kaçtı. Ne yaptı? Öğrenebildin mi? Her şeyi öğrendim oğlum, her şeyi. Selahattin büyük tezgah kurmuş sırf seni içeri tıkmak için. Begüm'ü de Ahmet öldürtmüş. Ne? Ne dedin? Delirmiş bunlar. Vahşet. Allah ne duydu sana? Begüm'ü, Ahmet öldürmüş. Suçu da senin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Sana ilk duyduğumda ihbar edecektim. Ne ihbar etmişsin? Ne diyorsun oğlum? Abi bu, İlhan'ın babasını da öldüren bu şerefsiz. Ama ben bir anda bu kadar fazla... Ya, nasıl bir insan bu ya? İnsan değil ya bu. Bu şeytanın vücut bulmuş hali. Nerede şimdi o? Hacı saklamış. Kim bilir hangi deliğe girdi fare gibi. Sen merak etme. Ben Hacı'nın bütün mekanlarını tek tek gezerim. Köpeklerini de takip ederim. Ne yapar eder bulurum o iti. Tamam, o iş sende. Ceyhun ev sana emanet. Ev bana emanet. Sen nereye? Kapa. Lan! Ne oluyor? Arada gelin gidin bakın kontrol edin ölmüş mü kalmış mı? Tamam abi merak etme. Çıkarın da beni buradan. Buyur hacım. Alo. He Nursin. Ne yaptınız o işi? Hallettik hacım merak etme. Güzel. Güzel Nursin. Bana bak. Ahmet'i arayan soran olursa görmediniz bilmiyorsunuz. Tamam mı? Hemen bana haber et. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Fatih. Eve geçiyoruz. Selamın aleyküm hacı. Kadir. Hep sen mi sürpriz yapacaksın? Biraz da ben yapayım değil mi? Ahmet nerede? Sana onca iyilik yaptım. İçeriden çıkardım. Böyle mi diyorsun borcunu? Ahmet nerede dedim. Ne bileyim ben? Az önce telefonda öyle demiyordun ama. Ha? Nereye sakladın o iti? Önce abin Servet. Emanetlerimi bir getirsin bana, ondan sonra düşünürüz. Olmaz. Önce Büşra çıkacak içeriden. Peki. Ne yapıyorsun be? İnan aşağı. İnan aşağı. İnan aşağı. Dedin mi Kadir? Ahmet'i bana vereceksin. Kardeşimi içeriden çıkaracaksın. Açtığın bütün belaları tek tek temizleyeceksin. Hadi şimdi git. Düşün bakalım Ahmet nerede?
Sus. Kimse yapma. Begüm'ün arabasına ulaştık. Cinayet saati de belli. Sadece senin oraya gittiğin aracın izlerini bulamadık. Bırakacağım şimdi seni. Sus. Bana bak. Şimdi senin ellerini çözeceğim. Ama sen de bana Selahattin'in bütün araçlarının plakasını yazacaksın. Ulan Kadir, şu işler bir bitsin. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Efendim Muhsin. Hacım, bizim çocuklar Servet'i görmüş. Bizim mekanları geziyormuş. Ahmet'i arıyor, ne yapalım? Getirin onu bana hemen. Getir hemen. Hadi. Ay, Servet. Uyan ha. Necip Bey, ben bir şey buldum galiba. Komiser olay yerine giden arabadan bahsetmişti. Ben şimdi size birkaç plaka göndersem, belki içlerinden biridir. Bulabilir misiniz? Siz gönderin, bir soruşturayım. Tamam, sağ olun. Gönderiyorum hemen. Var mı bir gelişme? Aslında benim aklımda bir fikir var. Ben yaptım dersen Büşra'yı serbest bırakırlar. Bilen saçmalama. Şahidin var. Hem böyle yaparsan nasıl yakalatacağız katili? Biraz mantıklı düşün ya. Ya ben böyle elim kolum bağlı durmaktan çok sıkıldım. Ben buradayım, karım içeride ya. Sakin ol. Servet telefonunun silahını buldu. Onları vereceğiz, Büşra'yı çıkaracağız. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Aynen öyle. Her şey yoluna girecek. Görüştün mü hiç Büşra'yla? Görüştüm. Tamam. Ben de bir şansımı deneyeyim. Belki izin verirler. Büşüm. Abi. Abi. Büşüm. Canımın içi ağlama. Ağlama. Ağlama Büşüm bak, ağlama. Ağlama, geçecek. Geçecek bak, geçecek. Ağlama, ne olmuş? Abi ben dayanamıyorum artık. Büşüm geçecek. Geçecek, inan bana geçecek. Yarın sabaha çözeceğiz bu işi. Ne oldu? Bir gelişme var mı? Bulundu mu yapan? Cinayet silahını bulduk. Gerçekten mi? Tamam, o zaman bunu incelediklerinde anlarlar değil mi? Benim yapmadım değil mi? Anlarlar tabii, anlamazlar mı? Tamam. Of, Allah'ım şükürler olsun. Abi, İlhan nasıl? İyi, kapıda o da seni bekliyor. Abi ona göz kulak ol, ne olur. Ne olur bir delilik yapmasın. Sen hiç merak etme. Düşünme bunları. Var mı benden bir isteğin? Alo, bulabildiniz mi? Bulduk Kadir Bey. Ama bu tek başına yeterli değil. Silahı da bulmamız lazım. Onu da biz bulduk. Getireyim size. Tamam, götürüp teslim edelim görüntülerle birlikte. Şuraya çıkar değil mi kesin? Bakalım, bir götürelim de delilleri. Büyük ihtimalle çıkarırız. Han nerede? Hesaplarını kapatmaya gitti. O ne demek? Ahmet'in hesabı biraz kabarmış da onu kapatacakmış. İlhan'ın babasını da Begüm Hanım'ı da Ahmet öldürmüş. O da ben bu hesabı lan kapatayım dedi. Lan, lan, lan. Ya sen Ahmet'ten kurtulmak istemiyor muydun? Efendim birader. Abi buldunuz mu Ahmet'i? Yok, daha bulamadık. Tamam, tetikte ol. İnan babasını öldürdüğünü öğrenmiş.
sefer kesin öldürür onu. İyi oğlum, daha ne? Kurtuluruz işte. Abi saçmalama. İnan durdurmamız lazım. Büşra'yı ayaklamak için ona ihtiyacımız var. Tamam. Kolay gelsin gençler. Eyvallah abi. Kolay gelsin grevciler. Eyvallah. Yardımınıza ihtiyacım var. Buyur abi, ne lazımsa. Karımı öldürmeye çalıştın. Buraya kadar. Abi. Abi kurban. Abi kurban olayım. Dur. Kurban olayım. Abi dur, dur. Şimdi söyle. Şimdi söyle. Babamı nasıl öldürdün? Abi. Abi. Babamı nasıl öldürdün? Attım havuza, attım abi. Neden ben? Abi. Neden? Param vermedi abi. Dövdürdü beni. Para için değil mi? Para için. Yine para için değil mi? Öldürme beni polise. Abi, İlhan dur. Büşra'yı neden öldürmeye kalktın? Abi biliyordu o. Anladı. Neyi? Öldürdüğümü anladı abi. Biliyordu abi. Babanı öldürdüğümü biliyor. Biliyordu. Biliyordu. Gözünü sen. Kurban olayım, bırak beni. Şimdi sen öleceksin. Abi! Abi, abi dur! Abi, abi dur! Abi dur! Abi! Dur, dur, dur! Abi dur! Abi ne olur abi, abi dur! Abi! İlhan yapma, dur! İlhan! Kadir! Dur! Kadir! İlhan sakin! Kadir! Kadir kurtar beni! Tamam, ben sakinim, beni ikna etmeye kalkma! Tamam, hiçbir şeye kalkmıyorum. İlhan, bak! O pislik herif ölmeyi hak ediyor ama şimdi değil. Neden? Büşra'yı kurtarmak için ona ihtiyacımız var. Onun cezasını biz vermeyelim İlhan. Bırak! Kardeş, polise ver beni ne olur. Ne olur bırak beni. Dinle beni kardeşim, polise bırak. Ver. Polise ver beni abi ne olur. İlhan bırak. İlhan! Abi! İlhan yapma, dur! İlhan! Kadir! Dur! Kadir! İlhan sakin! Kadir! Kadir kurtar beni! Tamam, ben sakinim, beni ikna etmeye kalkma! Tamam, hiçbir şeye kalkmıyorum. İlhan, bak! O pislik herif ölmeyi hak ediyor ama şimdi değil. Neden? Büşra'yı kurtarmak için ona ihtiyacımız var. Onun cezasını biz vermeyelim İlhan. Bırak! Kardeş, polise ver beni ne olur. Ne olur bırak beni. Dinle beni kardeşim, polise bırak. Abi. Polise ver beni abi ne olur. İlhan bırak. Büşra biliyormuş. Sakin. Tamam. Yok, ben bunu öldüreceğim. Ben sakin, sakin. Abi. Sakin. Tamam, geçti. 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 Büşra biliyormuş.
Büşra biliyormuş. Bu kim öldürdüğünü biliyormuş. Bana bir şey söylemedi. İyi ki söylememiş. Ben yetişmesem elini Ahmet'in kanıyla kirletecektin. Lan! İlan sakin. Kadir, İlhan. Bu ne lan? Sakın biz yaptık demeyin. Kaçarken düştü, saçmalama. Daha yeni bulmuş. Polise falan haber verelim. İyice nerede bu iş? Polis yok. Nasıl yok abi, saçmalama. Bak, hayatında ilk defa doğru bir şey yapmış, görüyor musun? Abi saçmalama. Orada burada kavga etmeye benzemez. Adam ölü. Karışmayın siz. Bunu ben halledeceğim. Var aklımda bir şey. Siz yine polise gideceksiniz. Ama Ahmet bizden kaçarken öldü demek için değil. Şurayı çıkarmak için. Nasıl olacak o? Cinayet silahı. Bir de senin telefonun. Hep Selahattin'in tezgahı. Ben onları buldum, bir yere sakladım. İkisinde de Ahmet'in parmak izleri var. Kadir sana yolda anlatır. Fırsat olmadı. Gece boyu Ahmet'i kovaladın. Söyleyecektim. Hadi siz gidin. Şurayı çıkarın. Tevhim bana yardım eder. Ben yardım edemem. Çok özür dilerim. Ben dokunamam ben. Yapamam. Beceremem yani. Hadi seniz oğlum. Ne bekliyorsunuz? Hadi. Hadi. Ben şu demiri kesmek için bir şey bulup geliyorum. Hiçbirinin elimizi sürmedik. İncelerseniz hepsinde Ahmet'in parmak izini bulursunuz.
Bu silahla da Begüm'ü öldüren kurşun uyuşacaktır. Avukat bey de MOBS kameralarını iletti. Yani her şey ortada. Artık Büşra'yı bırakabilirsiniz. Ya tamam, diyelim ki siz haklısınız. Yani balistik raporu, parmak izi, MOBS kayıtları. Yani her şey Ahmet'i gösteriyor. Ama bu hikayede yine de eksik bir şey var. Yani polisin ulaşamadığı delilleri siz nasıl topluyorsunuz? Hep bir gizem, hep yeni bir sır. Orhan Bey, biz size buraya yardım etmeye geldik. Lütfen siz de bize yardım edebilir misiniz? Ya buraya bana yardım etmeye falan gelmedin sen. Sen buraya karını kurtarmak için kim bilir ne diyerek elde ettiğin delilleri gözüme sokmaya geldin. O yüzden bana kahramanlık yapma. Ahmet nerede peki? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Kaçmıştır, yine saklanmıştır bir yere. En iyi yaptığı şey. Senin iyi yaptığın şey ne peki? Yalan söylemek değil çünkü. Ya onu çok net anladım da. İnanmadı, bence inanmadı. Sakin ol. Öyle davranırsan Büşra'yı çıkaramayız. Sakin ol. Gel dışarıda soluklanalım. Hapisteyken böyle bazen işin darlanır. Zaman geçmez. Sevdiklerini özlersin falan. Ben öyle zamanlarda hep çaya başvurdum. Çay içeyim, ferahlarım dedim. Çok saçmaymış. Sen ne anlarsın lan, zengin bebesi. Al, elim yandı al. Düşünme artık. Sen bir şey yapmadın, olan oldu. Şerefsiz yüzünden senin babamın katili sandım. Bir sürü kötü şey yaptım. Ha, orasını konuşuruz. Tek tek kırarım kemiklerini. Ben katil oluyorum ya. Ama olmadın. Ama sen olmasan? Belki de Büşra'yı göremeyecektin bir daha. Ama şimdi göreceksin. Çıktım. Güzelim. İyisin değil mi? Çıktım. İyiyim. Çıktım. Fail belli oldu. Bundan sonrası emniyetin işi. Ahmet hakkında hem cinayetten hem teşebbüsten dava açıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Suçlu aranmaya devam edilecek. Fakat sizlik bir şey kalmadı. Evlerinize gidip dinlenebilirsiniz. Sağ olun Necip Bey. Hakkınız ödenmez. Estağfurullah. Ne lazım olursa arayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi ben arabayı getireyim. Siz de hasret giderin. Hadi. Hoş geldin. Hmm.
Ayşem. Geçti. Geçti annem, geçti. Hepimiz temize çıktık. Hoş geldin. Sağ ol kuzum. Bu derdi de hallettin ha. Aslan oğlum benim. Aa, damatla birlikte çözdük anne. Hadi siz girin içeri, üşütmeyin hadi. Ben eve gireyim, sonra konuşuruz. Damat. Bekle. Seninle bir yürüyelim biz. Kızım benim montumu versen oradan. Nereye Emin Bey? Bakkala. Yalnız bırakmıyorsunuz madem. Ben de damatla gideyim. E hadi biz de girelim anne içeri. Asma suratını, gir içeri, gir. Hadi. Allah. Ben hallederim onu, gel. Siz çok cesur bir insansınız. Sen nereden anladın onu? Fazilet Hanım'a karşı birisini savunmak nereden baksanız büyük cesaret isteyen bir şey. Orası doğru aslında. Ama benim yüzümden aranızın bozulmasını istemem. Ya sen şimdi bırak onu da. Bitti mi dertlerim? Hı? Kapattın mı hesapları? Hallettin mi her şeyi? İyi misin? Aklın başına geldi mi? Geldi geldi. İyiyim. Gördüğünüz kadar bir insanım artık. Senin bu halin de güzel ama. Sen bir şöyle üstünü başını değiştir. Saçını sakalını düzelt. Eline bir çiçek al gel Fazilet Hanım'ın yanına. O sever böyle şeyleri. Gerçi tam hatırlamıyorum ama. Sever herhalde. Çiçek benim elimde olsa bile mi? Orasını göreceğiz. Sen şimdi vakit kaybetme. En fazla olsa olsa dayak olur. Orada da ben arkandayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sen Fazilet Hanım'ı atlattıktan sonra yasakla teşekkür. Hadi. Hadi kolay gelin. Abi, ben de seni arayacaktım. Versin iki dakika dışarı. Ne yaptın Ahmet? Boş ver şimdi Ahmet. Hadi montunu al gel, sana bir şey göstereceğim. Abi, boş ver olur mu? Ne yaptın Ahmet? Oğlum, güven şu abine ya. Onun için gelmedim ben. Sana bir sürprizim var, hadi. Tamam, bekle. Geliyorum. Tada! Bu mu sürprizin? Şöyle bir fiyonk bağlayayım, öyle hediye edeyim dedim ama imkan olmadı. Abicim bırakın beni gideyim, benim bir suçum günahım yok ya. Kes lan sesini. Ahmet üstüne bu salmış birader. İki tokat yiyince döküldü hemen. Sen de. Sen nereye? Az biraz işim var. Ne desen bir işe yaramayacak değil mi? Boşuna nefesini tüketme bence. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Her yumruğun bir sebebi var. Sebepsiz hiçbir şey yok. Mesela bu abimi dövdüğün için. Kalk lan. Aa, lan dur vurma öleceğim. Heh bak öldüm demişken. Bu da beni öldürmesi için Ahmet'i peşime taktığın için. Oh.
Bayram sabahı mı? Ben mi bir şey kaçırdım? Aklı başına geldi. Benim aklım başıma geldi de sen akıllanmazsan alacağım aklını. Çıkar mısın hırkayı? Dervişlik dediğin hırka ile taç değil, gönlünü dervişe eyleyen hırkaya muhtaç değil. Çıkardım attım Selahattin üstünden birader. Hayırlı olsun, yakışmış. Eyvallah. Madem Selahattin'e savaş açtık, durduğumuz yer belli olsun değil mi? O durmayacak ama. Dikkatli olmak lazım. Yapıyoruz zaten bir şeyler, merak etme sen. Telaştan sana söylemeyi unuttum. Grev var tesiste. Ne diyorsun ya? Aynen. Bütün makinelere el koyduk. Biz istersek çalışır, istemezsek çalışmaz. E Selahattin? Silkeledik attık. Tamam, ben bir tesise gideyim. Ceyhun, ev sende. Ev bende. Ev de sende be Ceyce. Gerçek bir salon adamısın önünden. Niye? Bir sürü adam buldum getirdim senin için. Doğru bak. Orada mükemmeldin işte. Aferin, böyle devam. Sonunda biz de racanı öğrendik. Aferin. Yakışıklım benim. İçeri girebilir miyiz Osman? Bilmem. Girebilir misiniz? Önce parola. Ama biz parolayı bilmiyoruz ki. Bu iş yerinde grev var. Tamam, biz zaten onun için geldik ama parolayı bilmiyoruz. Sen bu sefer de kalsan biz için. Ya bu iş yerinde grev var. Ha, parola bu iş yerinde grev var. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun Osman. Greviniz güçlü olsun arkadaşlar. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olun. Hoş geldiniz. Vallahi hepinize helal olsun. Eyvallah. Tek tek gurur duydum hepinize. Ne olduysa sizin sayenizde oldu abi. Bizlik bir şey yok. Abi biz de sizi bekliyorduk. Yani şimdi böyle grev falan iyi, hoş, güzel de bize gerçek bir lider lazım. Bizim lidere falan ihtiyacımız yok beyler. Bizim oturup adam gibi konuşmaya ihtiyacımız var. Öyle hacı gibi biri konuşsun, diğerleri koyun gibi dinlesin. Bitti o devir. Herkes aklındakini söylesin. Oturalım, tartışalım en doğrusunu bulana kadar. Eyvallah abi. Sen ne diyorsan öyle yapalım, aynen. Gel, çayınız yok mu ya? Grev dediğin çaysız olur mu? Hadi, hadi çay verin. Hadi çay içelim. Buradaki herkesin derdi aynı. Başımızı koyacak bir yer bulduk, bir zaman idare edemedik. Öyle olmuyor işte. Her şey o kadar pahalı ki kımıldayamıyorsun. Ya daha kötüsü olursa, ya iş bulamazsak? Abi işte çoluk çocuk aç kalmasın derken. Daha fazlası var, ben söylerim de. Var tabii. Tesis onun, dükkanlar onun. Adam bize burada maaş ödüyor, sonra bakkaldan, marketten geri alıyor verdiği parayı. İşte tam da bu yüzden kendi sistemimizi kurmamız lazım. O güzel söylüyorsun da, yani biz bir sinirle greve çıktık. Her şeye el koyduk falan ama sonra nasıl devam edeceğiz diye hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu an en zor kısım zaten. Eğer çocuklarımıza bir gelecek bırakmak istiyorsak dayanacağız abiler. Dayanacağız derken abi? Aklına ne geliyorsa. Birlik olacağız, uyanık olacağız. Biz burada toplaştık, grev yapıyoruz diye hacı çıkıp oradan tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun demeyecek. Ben onu şu kadarcık tanıyorsam aklında bir sürü hainlik planı vardır şimdi de. Sen de onu doğru diyorsun. Doğru. Birlik olacağız. Önce kendimizi değil, yanımızdakini düşüneceğiz. Herkes birbirinin sırtını kollayacak. Anca böyle atlatırız bu zamanları. Yoksa hepimizi tek tek avlar, benden söylemesi. Ama bu kenetlenmeyi devam ettirirsek, ne hacı ne de bir başkası dokunamaz bize. Peki,
aramızda çürük çıkarsa? Çıkmayacak. En baştan konuşacak o zaman. Ben yapamam, ben Hacı'ya karşı çıkamam, ben başıma bela alamam diyen varsa en başından konuşacak. Çoğunuzun haberi bile yok. Bu namussuzlar, özellikle de Ahmet denen şerefsiz yüzünden neredeyse Kadir'in başını yakıyordu. Dönüp birinize bile anlatmadı. Beni mağdur etmedi, günahımdan mesul tutmadı. Şimdi ben bu gönüle mi yarenlik edeyim? Yoksa kursağımızdaki bir lokmaya göz diken Selahattin'e mi? Ben dersimi aldım beyler. Bundan sonra yerim bellidir artık. Anlatamadım. Ne oldu siz? Karıştırma şimdi. Hadi kızın bir derdi var diyecek sana. Hacı, annemleri evden atmış. Çocuklarla ortada kalmışlar. Sen beni kurtardığın için şahitliğine bedel biçmiş. Sonra da gelip beni sizin evde de görünce. Bizim evde miydin sen? Yahu yolda anlatır sana. Hadi, tamam, hadi. Tamam. Kadın kalmış, çoluk çocuk sokakta, tamam, hadi. Gel. Allah Allah. Sen hiç merak etme, hepsi çözülecek. Şimdi kuyruğu sıkıştı, sağa sola saldırıyor. Gel. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç, isyan ettik, grevdeyiz. Grev var. Bana da yer var mı? Olmaz mı? Senden büyük grevci mi var? Oo, sağ ol. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, buyur, merhaba. Buyur. Çay getirin Emin amcaya. Merhaba, hoş sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hadi oturun, oturun, rahatsız olmayın. Eyvallah, sağ olasın, sağ ol. Hoş geldin Emin abi. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim işte ya. Anne, iyi misiniz? Değiliz. Senin sayende adam bizi kapının önüne koydu. Bak böyle dımdızlak kaldık. Mutlu musun kızım? Niye mutlu olayım anne? Ama üzülmeyin, birlikte bir çaresini buluruz. Bir rahat duramadın değil mi? Bir rahat duramadın. Yine bir asilik çıkardın. Anne, artık o kafeste kalmaya dayanamadım. Anla ne olur. Kafes. İyi. Bak yıkıldı. Ev de yıkıldı. Şimdi ne yapacağız? Firuze şimdiye kadar sizi ortada bırakmamış. Bundan sonra da bırakmaz. Ben alayım bunları. Siz de geçin arabaya. Gerisi kolay. Buyurun. Hadi anne. Hadi gelin. Gelin hadi gelin. Misafir deyip bir kere kapınızı açtınız. Şimdi hepimize... Bizim evde mahcup olunmaz. Dar zamanlar böyle atlatılır kızım. Sen başını dik tut. Tabii inşallah biz kısa zamanda kendimize bir yer bulacağız. Bulursunuz canım, ne olacak? Koskoca çocuklarım var burada böyle.
Sen de genceciksin maşallah, bulursunuz. Hacı, Selahattin bizi böyle kapının önüne koymayaydı. O konuda tabii biz biraz mahcubuz size. Yani ne olduysa bizim yüzümüzden oldu. Firuze Kadir için şahitlik etti ya. İşte fırça bıyıkta onu cezalandırmak için. Hiç öyle gözünü devirme Hasibe Hanım. Ne yapsaydı kızcağız? O cehennemde mi yaşasaydı? Yazık değil mi bu kıza? Gençliğini, güzelliğini heba edecekti yavrum. Allah korudu de. Öyle de yine de zahmet verdik size. Yok ya, ne zahmet? Sofrayı beraber kurarız, yemeği beraber yaparız. Ne olacak? Yani zahmeti de bölüşürüz. Gerse Allah gir. Öyle diyorsanız yaparız tabii. Öyle. Öyle. Kadir, sen akşam için bir alışveriş yapsan. Tabii anne, hemen. Ben de geleyim, bir yardımım dokunur. Eli ağır olur diye dedim.